Herkese merhaba. Bugün Yedi Rengin konuğu Tuğan Anas Tiryaki. Hoş geldin Tuğan'ın. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Sizi gördüm, daha iyi oldu. Gerçekten iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bakalım nasıl sorular, hangi renkler ve nasıl cevaplar gelecek? Sevdiğim bir insanla video çekmeyi o kadar çok seviyorum ki. Sizin de çok güzel bir programınız olmuş, buna katılmak çok güzel bir duygu benim için. Burada olduğun için ben de çok mutluyum. İyi ki geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman böyle bir... Seninle seni tanıma soruları. Kısa kısa. Olur mu? Olur. Tuğan Anas Tiryaki kimdir? Bir iki şey ne söylemek istersin? Tuğan Anas Tiryaki kendi içinde bir dünyası olan ve bu dünyayı en kısa sürede dışarı dünyaya aktarabilecek çok yakında herkesin bileceğine inandığım bir kişi. Bir yemek olsan hangi yemek olursun? Bir içecek olsan ne olursun? Su. Çünkü sadece su içiyorum. Suyu çok severim. Su sağlıktır, su hayattır. Herkes su içmeli. Çok peki, seviyorum şeyi. Peki. Bir koku olsan nasıl bir koku olurdun? Baharat kokusu olurdu. Baharat kokusunu çok seviyorum. Sen yemeklerde de baharat seviyorsun evet, ama. Evet, normalde de baharat bayılırım. Bir renk olsan hangi renk olursun? Siyah. Çünkü bana yakışıyor. Siyah rengi sen çok giyiyorsun normal evet, hayatında. Çok giyiyorum. Bugün renkli gelmişsin gerçi. Ben bugün 7 renk çekiyorum. Farkındaysanız size çok benzedim. Videolarınızda hep böyle giyiniyordunuz. O yüzden ben de böyle giyindim. Evet. Bugün renkleri sen temsil ediyorsun. Evet. Ben de böyle bir iki takıyla falan şey yaptım. O zaman 7 renk sorularına geçelim. 7 tane rengimiz var. Bu 7 renginde kendi içinde bazı anlamları var. Ben 7 tane rengi sayayım sana. Onlardan bir rengi seçeceksin. Ben de o renklerden hazırladığım bazı soruları soruyor olacağım sana. Tamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. İlk hangi renkle başlamak istersin? Lacivert. Lacivert gelsin mi? Gelsin. Birinin yakın arkadaşın olması için olmazsa olmaz 3 özelliği ne olmalı sence? Özgüvenli olması, çok eğlenceli olması. Yani mesela ben normalde tanımadığım insanlar içerisinde çok şey, kendi içime kapalı bir insanımdır ama yakın arkadaşım olsun çok eğlendiririm. Ama yakın arkadaşım olması lazım bunun için. İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? Kamera olmak isterdim. Kamera. Senin ilgin var. O yüzden herhalde. İlk aklıma gelen oydu çünkü. Yani o kameranın yapabilirlikleri mi, kameranın gördüğü dünyayı mı seviyorsun? Kameranın gördüğü dünyayı. Normal bizim insan olarak gördüğümüzden daha farklı bir şey görüyoruz değil mi orada? Yani bilmiyorum, bir sürü yerde bir şeyler görüyorlar falan. Güzel ya, bir de yani aklını değiştiriyorlar falan. Şarj alabiliyorlar. Bence efsane bir şey. İnsanların da aküsünü değiştiriyoruz aslında. Uyuyoruz. Yeni akü, yeni gün. Doğru ama ben çok fazla uyuyorum. Kaç saat uyuyorsun? Hocam ben gün içinde mesela bir kere geçen günlerde 19 saat uyumuş. 19 saat evet, mi? Ya, bütün günümü vermişim. Ama normal mesela bıraksanız okuldan geldiğimde diyelim 1'de geldim. 2'de yatsam gece 11'e kadar falan uyuyorum. Sonra kalkıyorum, bir saat bir şeyle gidiyorum, tekrar uyuyorum. Ha. 14-15 saat gün içinde bir şeyim, işim olmasa uyuyorum. Biriyle fikir ayrılığına girsen ne yaparsın, nasıl davranırsın? Ben şeyimdir, çok böyle kendi fikirlerime daha çok önem veririm. O yüzden böyle bir durum olduğunda direkt hayatımdan çıkartıyorum. Ben seninle farklı bir fikirdeyim, hı-hı, diyelim. O zaman ne yapıyorsun, hayattan eğer mı çıkartıyorsun? Eğer aynı ortamdaysak, yani bulmak zorundaysak konuşmam. Tamam. Ama hayatımdan çıkarabileceğim biri ise, hı-hı, çıkartırım. Yeni renk gelsin hadi. Hangi renk istersin? Turuncu. Turuncu. Çok seviyorum. Turuncu gelsin mi? Yeah. Gelsin turuncu soruları. Çok neşeli olduğunda ne yaparsın? Gülüyorum. Yani insanların mesela bazen yorumlarını okuyorum, şey yazıyorlar. İşte Tuğla sen güldüğün zaman bütün dünyamız aydınlanıyor falan. Herhalde sadece gülmemde anlıyorlar diye düşünüyorum. Başka bir yorum okumadım çünkü. Peki. Böyle utandığın bir anın ya da anın, paylaşmak isteyeceğin bir şey var mı? Yani genelde ya başkasının arabasına biniyorum yanlışlıkla. böyle durumlar oluyor. Hatırladım. Şimdi bakın bu anıyı bir tek ailem biliyor ama size de anlatacağım. Artık bütün dinler. Bir gün ortaokuldayım, böyle biraz küçüğüm. Bir yerden dönüyoruz. Babaannem var, kuzenim ve ben varım. Minibüse bineceğiz. Ben diyorum ki öndeki minibüse binelim, boş. Arkadakine binelim diye tutturdum. Arkadaki o kadar dolu ki binecek yer yok. Bindik arkadakine. Beni bir gülme krizi tuttu. Ama öyle böyle değil.
babaannemin ayaklarına yatıyorum. Ama ağzımı içeceğim artık yani. Ama neden? Bilmiyorum neden yemek krizine girdim. Girdim yani. Yere çöktüm, yerde ağlıyorum, oturdum. Yani şey, gülmekten ağlıyorum. Sonra millet indi falan, ben kafamı bir kaldırdım. Kimse yok etrafımda böyle. Orada babaannem falan etrafındakiler ne yaptı? Benim babaannemin gülmesi beni güldürdü. Şimdi hatırladım. Babaannem o kadar komik güler ki, o ben gülmeye başlayınca o da güldü. İkimiz birlikte gülmüş. Ama utandım yanımda. Seviyorum bu anı. O yüzden anlattım. Ama utanma deyince aslında komik bir anı olarak geldi herhalde aklıma. Peki. Tuana neyi kıskanır? Tuana neyi kıskanır? Ben bir şey diyeyim mi? Hiç kıskanamıyorum. Ciddi anlamda kıskanamıyorum. Yani mesela sevdiğim insanı da kıskanamıyorum. Mesela diyelim biriyle sevgiliyim. Tamam. Onu kıskanamıyorum. Kıskanamıyorum diye iznin yok gibi mi kıskanamıyorsun? Yani hayır. Mesela şey oluyor ya, ya buraya gitme işte, ya bunu yapma falan. Ama yapamıyorum ben. Bundan örnek veriyorum ama en çok anlaşılabilecek şey bu sanırım. Kıskançlıkta. Ama şey biliyorum sende, böyle sevgiyi kıskanma hali, hani sevdiğin insanları paylaşmama. Evet. Ama o çok sevdiğim insanlar da var sadece. Çok sevdiğim insanı mesela şey yaparım. Dayıma mesela şey diyorum, neden benimle ilgilenmiyorsun etmiyorsun, ama bu onu biliyor zaten, hani onu kısıtlamak amaçlı yapmıyorum. Ama onunla beraber büyüdüğün için. Evet. Değil mi? O yüzden. Onu bırakmak istemiyorum. Kendinle yapmaktan en keyif aldığın şey ne? Her şeyden keyif alıyorum. Yani bir şey yazmaktan da, bir şey çekmekten de, kendi başıma kahve içmekten de. Oturup tek başıma kaldığımda mutlu olurum yani. Ya mesela bir ortam içinde çok kalabalıktır. Ben yalnız kalmayı daha çok seviyorum. O ortamın tadını yalnız kalarak daha çok çıkartıyorum gibi. Bilmiyorum, tek başıma kaldığımda ileriye yönelik daha çok adım atabiliyorum. Çok fazla şey düşünüyorum tek başıma olduğunda ve bunlar beni mutlu ediyor. Dans etmekten keyif aldığın bir şarkı var mı? Yok, her şarkı olur, fark etmiyor. Yani dans etmek için ritim gerekiyor senin evet. için. Ben sevdiğin şarkılarda dans etmeyi sevdiğini düşünmüştüm. Yok hocam, şurada tık tık yapım hem böyle. Turuncu'nun son sorusunu soruyorum. Öyle güzeldi ki yeniden yaşamak istiyorum ya bunu. Dediğim bir anı var mı aklına gelen? Mesela anneannemle dedemle büyüdüğümü size söylemiştim. Onlarla büyüdüğüm için tekrar böyle eskilere dönüp sadece onlarla kaldığım anları tekrar yaşamak isterdim. Yeni renk gelsin o zaman. Hangi renk? Kırmızı. Kırmızı gelebilir mi? Teşekkür ederiz. Kendine hangi konularda güvenirsin? Her konuda. Örnek verirsen. Mesela bir şeye başladıysam onu bitirebileceğimde kendime güveniyorum. Güçlü insanlar nasıl görünür? Sence benim yani? Benim anneannemin bir sözü var. Ağır taşı kimse yerinden oynatamaz diye. Tamamen bu. Böyle hiç yanından ayırmadığın, sana iyi gelen böyle bir eşya, herhangi bir şey var mı? Telefonu taşıyorum ben. Yani telefon lazım oluyor bana. Telefonunu kaybetsen? İstemeyiz. Peki. Şundan korkuyorum. Dediğim bir şey var mı? Şey, böceklerden biraz korkuyorum. Limonu hiç sevmem. Aa. Evet, limon ellemeyi hiç sevmem. Bir de şeyi sevmem. Böyle yanında bir de kağıdı ikiye katlayıp şöyle yapıyorum. Ay Tuana! Çok kötü bir şey gerçekten. Bir de tırnaklarıyla yapıyorsam. Allah'ım. Çok kötü, yok. O yapılmamalı yanımda yani. Hadi yeni renk gelsin o zaman. Yeşil. Yeşil. Yeşil gelsin. Bugün çok var yeşil. Geldi. Teşekkür ederiz. Birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Bakışlarından. Bakışlarından? Evet. Peki birine kırıldığında nasıl davranırsın? Söylerim. Çekinmeden söylerim yani. Sana kırıldım. Yok, kırıldığımız sebebi direkt söylerim. Sadece bir duyguyla yaşayacak olsam bu hangi duygu olur? Arabeski çok seviyorum, o yüzden hüzün olabilir. Her saniye hüzünlenebilirim. Hüzün? Evet. En çok içinde o duyguyu mu seviyorsun? Evet. En son ne zaman mutluluktan ağladın ya da hiç mutluluktan ağladın mı? Böyle bir anı hatırlıyor musun? Mimar sınavına girdiğim zamanı bir tek hatırlıyorum. Mutluluktan çok ağladım. Nasıl bir histi mimar sınavını kazanmak? Çok güzeldi çünkü çok stresliydim. Aileme hani şimdi burssuz bir şekilde giremezdim okula. Burslu girmem gerekiyordu. Burslu kazanabilecek miyim? Sınavım nasıl geçecek falan, çok stresliydi. İlk defa bir şey bu kadar streslenmiştim ama
güzel geçmesi sonucunda gerçekten çok duygulanmıştım. Evet, bu şeyde sette çalıştığımızı hatırlıyorum seninle. Evet, evet. O ormanda. Evet ve ben sete gelmiştim o gün. Evet, çok güzeldi ama. Birini sevdiğini nasıl gösterirsin? Çok belli ederim ya. Çok fazla belli ederim ya. Anlar direkt. Hiç bizde ne yok gerçekten. Direkt anlar yani. Kırgın Tuğan'a nasıl davranır? Kırgın Tuğan'a... Tuğan'a çok kırılmaz ki ya. Ya ben bir tek aile içerisinde bir şey olduğu zaman kırılıyorum. Yani mesela işte anneme bir şey olduğunda, babama bir şey olduğunda ya da bir konuda çatıştığımızda kırılıyorum. Aile içerisinde zaten hani bir saat sonra hallediyoruz falan geçiyor. Kaygılandın, gerildin, kendini kötü hissettin. Hangi cümleyi duymak seni sakinleştirir, iyi hissettirir? Annemin ben buradayım demesi sanırım. Yeşil'in son sorusu. Tamam. Bu davranışı affetmem dediğin bir şey var mı? Benim kullanılmam. O nasıl hissettiriyor sana kendini? Yani kötü hissettirmiyor ama hani bu davranışta bulunursa çıkartırım hayatımda. Peki. Biraz oyunculuktan bahsedelim mi? Olur. Hangi renkte olsun? Sarı. Sarı. Oo, mükemmel. Güzel. Mükemmel. Sarı güzel. Peki. Oyunculukla nasıl tanıştın? İlk projen neydi? Azerbaycan katliamı ile ilgili bir belgesel vardı. Hı hı. Ha, Selena vardı 2 yaşındayken ama onu sonra ben büyüyünce izledim tabii böyle kendimi. Bebek gibi böyle gidiyorum arabada. Selena orada evet. Oynadın. Aa, bilmiyormuşum ben bunu. Hiç konuşmamışız yani. Evet olabilir. Peki. Oynarken en keyif aldığın sahnen neydi? Yani aklına gelen bir sürü vardır ama. Toskopar'ın İskender'den örnek verecek olursam. Olur. Burak abiyle oynamayı çok seviyorum. Çok seviyorum. O, onun bir sahnede olması bile beni çok mutlu ediyor. Eğleniyorsunuz zaten onunla. Çok eğleniyoruz. O yüzden yani mesela sete bazen şey koltuğa bakıyorum böyle Burak abi var mı diye. Var oh be bugün güleceğiz eğleneceğiz falan yapıyorum. Onunla beraber kafe sahneleriniz vardı bu sene. Evet. Nasıldı onlar? Ya şimdi şöyle Burak abi aşırı güldürüyor. Onun sayesinde o kadar çok şey öğrendim ki. Artık şey mesela birini güldürdüğümde kendim gülmüyorum ama onu güldürebiliyorum falan. Onları öğrendim yani Burak abide. Ben de şey diyecek zaten. Hani oyunculukla ilgili şöyle bir şey öğrendim Burak abiden. Evet Burak bayağı sizi kudurtuyor. Sonra evet. Hiçbir şey olmamış gibi. Çocuklar evet. Sessiz diye ses ya mesela çıkıyor. Benim yakınım karşımda böyle oynayacak. Böyle falan. Falan yapıyor ama... Şeyi de öğrendim bu arada Burak abiyle birlikte. Sadece bunu Burak abi de yapabiliyorum sanırım. Burak abi gülüyor ya mesela. Hiç onu aldırmıyorum ya. Yüzüne bakıyorum ama sanki orada yokmuş gibi. Yani ona alıştım artık. Burak abinin güldürmesine. Ama yani sizi güldüreceği çok fazla şey yaptı ya bugüne var, kadar. Ya var tabii de şimdi burada hepsini sıralayamayacağım. Yok yok. Burak abi selamlar yani. Selamlar Burak. Peki güzelmiş. Çekerken en zorlandığın ya da oynarken zorlandığın sahne neydi? Ya komedi sahneleri benim için kolay oluyor ama duygusal sahnelerde biraz zorlanıyorum. Hı hı. Çünkü ya aslında bizim Mavi Ay hani bilmiyorum oranın duygusu daha farklı gibi. Sanki mesela çocuğunu kaybetmiş bir anneyi oynamak daha kolay ama oradaki arkadaşlığın simgesi olan bir duyguyu anlatmak daha zor geliyor bana. Asya'nın mesela sürekli işte baskın bir karakteri var ya, duygusal yönden nasıl doğru bir yoldan gidebilecek diye zaten sizinle de sette çok konuşuyoruz hocayla falan. Onlarda biraz zorlanıyorum. Yani genel olarak öfkeli bir karakter ya da daha arkadaşları evet. Koruyan, kollayan. Ama duygusal bir yönden nasıl gidebilir yani doğru olarak? Aslında öyle sahne çok çektik. Evet. Ve bayağı da oynadım. Ama onun dengesini kurmak önemli tabii. Ama düşünürken yani bu kadar öfkeli ya da sadece öfke değil tabii ki duygusu ama işte o ayakları sağlam, güçlü karakterli bir karakterin üzüldüğünde nasıl üzülür? Ağladığında nasıl ağlar? Aslında seninle konuştuk ya böyle işte renklerde, işte ben yalnız başıma olmayı seviyorum, tek olmayı seviyorum. Hı-hı. Yani Asya'nın da sanki tekken daha fazla duygularını görüyoruz. Birilerinin yanında çok fazla duygularını göstermiyor. Hep böyle dik dik. Evet. Aa! Farkındalık abi. Aman tanrım. Kimi... Gerçekten ben. Değil mi? Sen, evet. De, sen de öylesin. Kiminle karşılıklı oynamak böyle seni heyecanlandırır? Ya dizileri izlemiyorum çok. O yüzden bu nesildekileri bilmiyorum ama Kemal Sunal'la oynamak sanırım çok çok heyecanlandırırdı. Yani oynayamazdım. Ya Yeşilçam'daki herkesle oynamak çok isterdim. O dönemi seviyor musun? Çok. Yani o zaman çekilen dizilerin hepsi bence... Filmler, diziler. Filmler, diziler. Hepsi çok iyi.
Evet, ben de seviyorum ya. Çok iyi. Neyini seviyorsun o dönemin? Bilmiyorum, ben o dönemi yaşamadım. Yani 80, 90, 70'li yılları yaşamadım ama bana oradaymış gibi hissettiriyor ve ben sanki o dönemin insanıymış gibi hissediyorum. O yüzden onları izlemeyi çok seviyorum. Arabesk, eski şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. Ben biraz yaşlıyım sanırım ya. Yani. Yaşlı mı? Ama yani seni ilk tanıdığımda da öyleydin sen. Yani yaşlı değildin tabii, onu demek istemiyorum da böyle daha böyle yaşlıydı tabii. Yani böyle daha böyle bir olgun, yaşından daha büyük. Yani 12 yaşında, 11 yaşındaydın herhalde ama böyle evet merhaba. Tabii, tabii. Hatta bir gün şöyle demiştim, Müslüm Gürses'in filminden sonra sürekli onu dinliyordun ya. Ya yeter artık, bunu dinleme demiştim sana. Aa, bir şey daha var, onu da dinliyorum dediğinde Bergen demiştim bana. Şu an. Sonra Bergen mi? Ben bile hani o kadar dinlemiyorum diye. Ama bak, acı hikayeleri olan insanları daha çok takip ediyorsun ve dinliyorsun galiba. Evet, çok yakın geliyorlar bana. Yok artık. Gerçekten çok yakın geliyorlar. Yani sana yakın geliyorlar ama hayatına yakın değil. Hayır, hayatıma değil. Bana çok yakın geliyorlar. Sen o acı duygusunu seviyorsun. Evet. O zaman seni böyle bir dramda izlemek güzel olabilir. Ama tamamen böyle bir dram karakteriyle. Mesela ben şeyleri çok seviyorum. Böyle yoksulluktan gelen ailelerin işte şeyleri oluyor ya, dizileri falan. Hı hı. Onlar bence çok güzel çekiliyor ve oynayan oyuncular da güzel oynuyorlar. Yeniden hangi sahneyi oynamak istersin? Şey, hani suyun içine düştüğüm vardı ya. Böyle suyun içine düşüp Nerf'le millete böyle sıktım. Hatırlıyorum. Şey, böyle bir tane perili ev gibi bir ev vardı evin arka bahçesinde. Arka bahçesinde düşüyor gibi görmüştüm ama başka yerdeydi. Perili ev sahneleri çok eğlenceli. Bak şimdi aklıma geldi hocam. Evet ya. Yani çok güzel mekandı bence. Orada da seni böyle kuytularda buluyordum Tuana. Ama çok güzeldi ya. Tuana, Tuana neredesin falan dediğimde böyle buradayım diye böyle karanlık, kimse yok, tek başına oturuyor gene Tuana. Oyuncu olmak sana ne kattı? Neler kattı? Çok da güzel bir şey oldu benim için. Çünkü küçük yaşta en azından elimde bir mesleğim olmuş oldu. Bu şekilde devam edecek inşallah. Tabii ki. Peki neler öğretti sana? Yani hayatına ne kattı pozitif olarak? Kendi paramı kazanabiliyorum. Bugün fazla açık sözlülüğüm tuttu da. Çok iyi. Onun haricinde kendime kattığım bir sürü şey oldu. İşte mesela bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Ve oynadığım diziden hani öğrendiğim şeylerle çekmek istiyorum gibi artıları oldu. Hani kendi başıma da bir şeyler yapabiliyorum oyunculuk dışında. Sen şimdi Mimar Sinan'da oyunculuk bölümüne girmiştin. Evet. Ama sonra bölüm değiştirdin ve Sinema TV'ye geçtin. Sinema TV'ye geçtin. Evet. Yönetmen mi olmak istiyorsun? Evet. Peki böyle ne tarz filmler çekmek istersin? Şu an korku yazıyorum. Ama komedi çekmek çok istiyorum. Yani yazın inşallah bu korkuyu bitirirsem yaza kadar, yazın kesinlikle komedi bir film çekmek istiyorum. Kısa film mi yazıyorsun şu anda? Yok, bu 5 bölümlük bir sezonluk bir dizi. Ama yazın böyle uzun metraj çekmek istiyorum komedide. Komedi. Çok eğlenceli oluyor ya. İzlerken de ben mesela Türk yapım işlerini komedide çok beğenmiyorlar ama benim için güzel oluyor. Peki hem yazıp hem yönetip hem de oynamayı düşünüyor musun yoksa? Ya düşündüm ama bu korku için diye. Başka bir şey yazıp tabii oynayabilirim, çekebilirim. Çünkü öğrenciyim zaten hani. Tabii büyük hedeflerim de şu an öğrenciyim ve istediğim hani çekebileceğim için, profesyonel bir ortamda olmadığım için yapabilirim bunu. 5 sene sonraki Tuana'ya ne söylemek istersin? Bunu ben 5 yıl sonra açıp izledim de çok duygulanırım ama. Tamam, İyi söyle. İyi ki pes etmemişsin. Başaracağını biliyordum. Böyle çalışmaya devam. Ve erken yaşta eğer çok fazla çalışırsan çok erken yaşta da rahatlayacaksın. O yüzden böyle devam Tuana. Sen bana istediğin bir soruyu sor. Kendimde şu özelliği hiç sevmiyorum dediğiniz bir şey var mı? Birine kırıldığımda o kişiden çok hızlı uzaklaşıyorum. Bu kötü bir şey mi? Yani şöyle, bir sınırım var benim. Karşımda sevdiğim biri. Ki olmalı da bence herkes. Bence de olmalı. Çok sevdiğim biri olabilir bu. O sınırımı geçip benim kalbimi çok kırdığında ya da kalbimi çok kırıldığını hissettiğimde bir anda ilişkimi kesiyorum. Anladım. Burada daha yumuşak olabilsem keşke falan diyorum bazen. O kadar güzel ki. Benim çok hoşuma gitti bu. Zaten hocam biz sizinle sürekli sette şey diyoruz işte, bir şey oluyor. Ya Tuana sen bana çok benziyorsun falan oluyorsunuz. Evet. Çok benziyoruz yani, gerçekten.
enerjik halimiz de benziyor. Bu inat suratsız halimiz de benziyor yani. Evet, çok benziyoruz. Evet. İkimiz de böyle uzaktan sert, ters evet. duruyoruz. Ama samimi olduğumuz insanlarla daha farklıyız. Sen de öylesin. Evet, evet. Samimi olduğun insanlara çok yardımsever, çok sıcakkanlısın. Ama yani birinden hoşlanma. Aynen. Yok o kişi. Konuşmuyorum. Ben sinirliyim, tersim falan gibi olabiliyor. Peki. Bugün buraya geldiğin için, katıldığın için, olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi elini alayım. Evet, böyle kapatıyoruz bugün yedi rengi. Toğan'a iyi ki var. O bazen sert görüntüsünün altında inanılmaz merhametli ve duygusal bir çocuk gizliyor. Benim için çocuk ve genç. İyi ki var. İyi ki geldi. İyi ki onun hocasıyım, ablasıyım artık. İyi ki varsın. Teşekkür ederim hocam. Siz de iyi ki varsınız. Gerçekten bu düşündüğünüz her şeyi ben de böyle tek tek açıklamak isterim ama bundan bir ön hazırlık yapmam lazım. Çok uzun sürer çünkü bu. Ama çok teşekkür ederim. İyi ki tanışmışız sizinle. İyi ki. İyi ki. Hadi görüşürüz diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Unutmayın. Hadi görüşürüz.